Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz yeni Volkswagen T-Roc. T-Roc ilk defa 2017 yılında karşımıza çıkan Volkswagen grubunun B segmenti crossover bir modeliydi. 2022 yılına gelindiğinde ise bu karşınızda gördüğünüz makyajlı kasası piyasaya sürüldü. Eskiden T-Roc ülkemizde sadece 1.5 litrelik turbo benzinli 150 beygirlik TSI motorla satılıyordu. Hala daha makyajlısında o motorla satılıyor. Bu motora sadece 7 ileri DSG şanzıman eşlik ediyor ve eskiden Highline ve R-Line olarak satılan donanım paketleri Life, Style ve R-Line olarak güncelleniyor. T-Roc, Portekiz, Çin ve Almanya'da üretilen bir Volkswagen modeli ve MQB A1 platformu üzerine inşa edilen bir model. Bu Golf 7, Seat Ateca, Seat Leon gibi otomobillerin inşa edildiği platformla aynı platform arkadaşlar. Dünya üzerinde 1 litre, 1.2 litre, 2 farklı 1.4 litre, 1.5 litre ve 2 farklı 2 litrelik benzinli motorlarla geliyor. Hatta 2 litre TSI versiyonlarının 300 beygirlik versiyonları bile var bu otomobilin. Dizel olarak ise 1.6 ve 2 litrelik dizel motorlarla üretiliyor. Ama ülkemize dediğim gibi sadece 1.5 litrelik motorla birlikte geliyor. Bu bahsetmiş olduğum 300 PS'lik versiyonu T-Roc R diye geçiyor. Araç makyajsız versiyonuna göre biraz uzamış yaklaşık 2 mm kadar, biraz yükselmiş yaklaşık 11 mm kadar ve genişliği aynı kalmış arkadaşlar. Dingil mesafesi de aynı olan otomobilin yakıt depo kapasitesi 50 litre. Teknik verilere baktığım zaman eski nesline göre 0.3 litrelik daha az yakıt tüketiminin olduğunu görebiliyorum. Dediğim gibi bu teknik verilere göre. T-Roc'un üzerindeki motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG şanzımanla birlikte 0'dan 100 km'ye 8.6 saniyede ulaşabiliyor. Bununla birlikte 1350 kilo ağırlığa ve 445 litrelik bagaj alanına sahip. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Karşımızda gördüğümüz araç R-Line donanım paketi. Bu otomobilin yani en pahalı versiyonu. Kar da başladı T-Roc'la beraber. Hızlıca dışını anlatayım size. Bakın burada gördüğünüz gibi Volkswagen'in IQ LED adını verdiği LED aydınlatmalar var. Sinyaller LED, alttaki sis lambaları da LED yanıyor. Ön tarafta sis lambaları, far grupları, gündüz aydınlatmaları ve panjur kısmı tamamıyla yenilenmiş arkadaşlar. Yine yan tarafına geçtiğim zaman 215, 55, 17 jant ve lastikleri görüyorsunuz. Aynı zamanda araçta ön ve arka park sensörü de standart olarak sunuluyor. T-Roc'un yan tarafında görüyorsunuz dodiklerde plastik kaplamalar var. Aslında marşpiyerlerde de var ama onlar gövde renginde. Yine bu yan tarafta çamurun bittiği noktada, kapının başladığı noktada bir R yazısını görüyorsunuz. Dikiz aynalarımız piyano bilek kaplamalı ve üzerinde LED aydınlatmalar var. Araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği mevcut ama ön iki kapıda mevcut. Şöyle arkaya doğru geldiğimde aslında yan taraftaki formu pek değişmemiş. Yine derin bir omuz çizgisi, renkli tavan, tavan rayları, cam tavanı mevcut. Bu tabi her donanım paketinde sunulmuyor. Ve görmüş olduğunuz gibi üst taraftaki bu karakteristik krom çizgi yine bu otomobilde de makyajlı halinde sunulmuş. Arkaya geçtiğim zaman arka tamponun tamamıyla değiştiğini görüyorsunuz. Arka tarafta 4 tane egzoz çıkışı varmış gibi gözüküyor ama bu fake egzoz çıkışları arkadaşlar. Yine burada LED aydınlatmalar var. Sinyallerimiz de LED yanıyor gördüğünüz gibi. Buradaki logomuz değişmiş. Yeni Volkswagen logosu. Bildiğim kadarıyla 2021'lerde de yenileri geliyordu. Bunda da yeni logo var. 445 litrelik bagaj alanımız bu şekilde arkadaşlar. Eşiğimiz neredeyse dümdüz. Oldukça güzel bir bagaj alanı karşılıyor bizi burada. Herhangi bir 12 volt çıkışı burada mevcut değil. Şurayı açtığımda ise altta kocaman bir alan var ve bir de stepne yer alıyor. Bagaj kapağı elektrikli değil maalesef. Ben elektrikli beklerdim açıkçası. Kapağı kapatalım ve içine doğru geçelim. Arka kapı hislerimiz oldukça güzel. Kapı üstleri sert plastik malzeme. Şurada dokulu bir malzeme var ama bu da sert. Şurası deriyle kaplanmış arkadaşlar. Geri kalanın tamamı sert plastik malzeme. Şuralar da sert plastik malzeme. Kapı içi gözlerimiz mevcut bu otomobilde. Çok büyük değil. İçerisinde kaplı değil. İçine geçtiğim zaman bakın burada 3 tane kafalık görüyorsunuz. Deri koltuklar var. Şurada çok güzel kumaş kaplamalar var. Farklı renklerde oldukça güzel gözüküyor. Yine burada Isofix bağlantılarımız mevcut. Şu orta tarafta bir tane şöyle içerisinden iki tane bardaklık çıkan kol dayanağı var. Gıcırtı yapmasın diye yanlarını kumaş yapmışlar. Bence oldukça mantıklı. Ortaya geçtiğim zaman burada kocaman bir şaft tüneli var. Ve şaft tünelinin bitim noktasına bir plastik parça koymuş Volkswagen. Oradaki kötü görüntüyü kaldırmış. İki tane havalandırma menfezi ve iki tane USB Type-C çıkışı yer alıyor burada. İçerisine bindiğimde arkadan ön tarafa bakış açınız bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi konsol kısmı da tamamıyla değişmiş. Yine ben önde rahat otururken arka diz mesafesi bu şekilde arkadaşlar. Benim boyum 1.78. Bir tık daha en fazla koltuğu ileri çekerdim. Arkada baş mesafesi şöyle yaklaşık 3.5 parmak civarında. Benim boyum hala 1.78. Yukarıda kocaman bir cam tavanımız var.
Tavan kısmı siyah döşemeli ve bu cam tavanla beraber muazzam güzel gözükmüş. Cam tavan olmasaydı ve siyah döşemeli olsaydı biraz klostrofobik olabilirdi arka taraf. Yine bakın burada LED aydınlatmalar var arkadaşlar. Oldukça güzel aydınlatıyor. Bayağı da bir yer aydınlatıyor. Tutamaklarımız 4 tane. Yine askı aparatları, burada askı aparatları, ayarlı emniyet kemeri mandalları ve airbag yazılarını görüyorsunuz. Tam benim gözümün önünden yan tarafa baktığınız zamansa dışarı bu şekilde gözüküyor. Önde burada anahtarsız giriş sembolleri mevcut arkadaşlar. Sadece ön tarafta ön iki kapı da var. Ön taraftaki tabii hissiyat daha güzel. Burada kapı üstü malzemeler yine sert plastikten yapılmış. Şurada siyah parlak bir malzeme geçilmiş. Burada da suni deri malzemeden ve ortasında bir beyaz dikişle dekor yapılmış. Oldukça güzel. Dört camımız tam otomatik açılıp kapanabiliyor ve ayna kapamalar mevcut. Aynı zamanda bakın kapı içi gözlerde bir ped var. O pedi koymaları çok kaliteli gösteriyor açıkçası. Bunu da itiraf etmem gerekiyor. İçerisine geçtiğimde bakın burada ağır detaylı koltuklar var. Arkadakilerle yine aynı. Oldukça güzel. Bu sadece bu donanım paketinde geliyor. Koltuklar manuel olarak ayarlanabiliyor. Sağ ve sol tarafta da. Aracın içerisinde sol tarafta havalandırma menfezi. Yine far kumandaları var. Yağmur sürüş açısından da var burada. Şöyle geldiğim zaman bakın deri görünümlü ve gerçek dikişli şurada bir dekor yapılmış. Oldukça muazzam kaliteli gözüküyor. Yumuşak konsol diye geçiyor Volkswagen'in donanım listesinde bu konsol. Yumuşak konsol her donanım paketinde varmış arkadaşlar. Öyle yazıyor. Burada bir direksiyonumuz var. Direksiyon artık Volkswagen'in standartlaşan bir direksiyonu. Fakat yan tarafında kabartılar ve delikli deriler var. Bunlar R-Line donanım pakette gelen ve şurada görmüş olduğunuz R-Line dekoru. R-Line donanım pakette gelen dekorlar. Hız sabitleyicimiz var burada arkadaşlar. Yine şurada bir güvenlik tuşu var Volkswagen'in. Yardımcı güvenlik elemanlarını açtığınız ama bunda yorgunluk tespit dışında herhangi bir güvenlik yok. 2021 yılında satılan T-Roc'ların Highline donanımında bile adaptif hız sabitleme vardı maalesef. Bu yenilerde kaldırmışlar. Burada pedal shiftlerimiz var gördüğünüz gibi ve orta tarafta dijital kadranımız yer alıyor. Dijital kadranı şuradaki View tuşu vasıtasıyla değiştirebiliyorsunuz. 3 farklı mod var. Biri bu, biri bu ve bir diğeri de bu. Ben en çok bunu seviyorum. Bunun ortalarına farklı verileri de getirebiliyorsunuz. Park ve 0 kilometre yazan yerlere. Ortaya geçtiğinde burada 10.25 inçlik bir ekran var. Life donanım paketini alırsanız 8 inçlik bir ekran geliyor. Bunda 10.25 inçlik bir ekran geliyor. Şöyle geri vitese taktığımda muazzam güzel bir geri görüş kamerası ve park yardımıyla birlikte çalışıyor. Ve ekranın bu koyu tonu oldukça güzel. Dokunmatiği de arkadaşlar baya güzel çalışıyor. Buradan araç ayarlarına, asistan ayarlarına girebiliyorsunuz. Mesela menüye basayım, asistanlara basayım. Burada sadece yorgunluk tespit sistemi mevcut arkadaşlar maalesef. Aşağı indiğimde burada iki tane havalandırma menfezi. Konsol zaten tamamıyla değişmiş artık. Onun altında stop start, park sensörü off tuşu ve şurada otomatik park tuşu var arkadaşlar. Bakın sinyal verin ve geri vitese takın diyor. Burada istediğiniz gibi sizi park yerine sokabilen bir özellik mevcut. Aşağı indiğimde burada 3 kademeli koltuk ısıtmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dokunmatik olarak gayet güzel çalıştırabiliyorum bunları da. Şurada yeni dijital klima panelini görüyorsunuz. Bu panel baya güzel bak. Şöyle ışıkla da yönlendiriyor. Elimin gittiği yere ışık yanıyor. Geldiğim yer kapatıyor ve çok kolay da kapanıyor bu arkadaşlar. Burayı ben beğendim. Kullandığım en içgüdüsel dokunmatik panel diyebilirim bunun için. Aşağı indiğinde burada kocaman bir alan beni karşılıyor. Şöyle şanzımanı da D'ye takayım. İki tane USB Type-C çıkışı, start stop tuşu ve şurada da bir çakmaklık mevcut. Yeni vites topuzu yine bu otomobilde de kullanılmış. Arkaya geldiğim zaman elektrikli park freni ve otohold karşılıyor beni. Burada bardaklıkların olduğu yer biraz aşağıda. Bu çok Volkswagen grubundan alışkın olduğumuz bir detay değil ama maalesef burada biraz aşağıda konumlandırılmış ve şuranın malzeme kalitesi aynı zamanda şu kısmın malzeme kalitesi. Bakın şurası yumuşak, şurası sert plastik. Renk tonunda bile bir farklılık var. Alt tarafta biraz daha B segment ama üst tarafı daha kaliteli hale getirmişler. Eski T-Roc'larda oralarda yumuşak değildi. Arkaya geldiğimde burada ileri geri ve yukarı aşağı oynayabilen bir kol dayanağı var. İçerisi bir hayli küçük. Sağ tarafa geçtiğimde ise burada şöyle kocaman bir ve aydınlatmalı bir torpido gözü beni karşılıyor. Yukarıda burada ışıklı makyaj aynaları ve otomatik kararabilen iç dikiz aynası yer alıyor. Burada sunroof ve perdesini elektrikle ayarlayabileceğiniz tuşlar var. Perde ve sunroof tek tuşla açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. T-Roc'un iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim arkadaşlar. Sürüşte biraz donanımlarından da bahsedeyim. Marşa basalım. Kibarca çalışıyor. Şöyle donanım listesine baktığımda kabaca
Yumuşak ön konsol, 8 inç ekran, yan aynaların altındaki dış ambiyans aydınlatmalar, dokunmatik klima ünitesi, anahtarsız giriş çalıştırma, ön koltuklardaki bel desteği, katlanabilir ön yolcu koltuğu ve park asistanı standart olarak Life paketiyle birlikte geliyor. Style'a geçtiğiniz zaman kumaş koltuk döşemesi değişiyor. Kapı içi deri döşemeler geliyor, geri görüş kamerası geliyor. Ön ısıtmalı koltuklarla ısıtmalı cam suyu geliyor. Yani bu otomobilin cam suyu deposunun içerisinde de ısıtma var. R-Line donanım pakete geçtiğiniz zaman panoramik cam tavan, paslanmaz çelik pedallar, dokunmatik spor deri direksiyon, egzoz formundaki aşağı arkada gördüğünüz krom çıtalar. Aynı zamanda bu kulakçıklar da R-Line donanım paketle birlikte geliyormuş. Şimdi aracın şöyle sürüşüne doğru geçelim. Hava da bayağı bir değişti abi. Yani yazın başladık teste. Kış oldu şimdi. Allah'tan drone'u falan uçurmuştum. Güzel oldu. Şimdi aracın detaylarına geçelim. İçine bindiğimde ilk defa oturduğumda dedim ki abi tamam. Yeni bir Volkswagen'in içerisindeyim. Mesela T-Roc ilk geldiğinde 2018'li yıllarda baktığım zaman 2017'li 18'li yıllarda baktığım zaman ya yeni bir Volkswagen geldi havası yoktu. Klima paneli eskiydi, direksiyonu eskiydi. Artık hani Volkswagen grubundan alıştığımız her şey vardı. Hani yeni bir araba gelince içerisinde bir yenilik istiyorsun. Bu otomobil öyle değil ama. Bu otomobil direksiyonuyla, buradaki ekranıyla. Ekran mesela önceki Volkswagen ekranlarına hiç benzemiyor. Tamam kullanımı aynı ama ekran tamamıyla farklı bir ekran. İşte tasarım olarak tamamıyla farklı bir ekran. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz iç tasarım da tamamıyla farklı. Aslında T-Roc da burada diğer kardeşlerine biraz benzemiş diyebilirim. T-Cross ve Taygo'ya biraz daha benzemiş diyebilirim. Bu direksiyon abi, bunun hangi donanım paketini alırsan al, gerçekten bu direksiyonu almak isteyeceksin mi kullandığında. Çok güzel ele oturuyor. Onun dışında araçta böyle ciddi bir genişlik farkı falan görmedim. Sadece sanki koltukların konumu biraz daha yukarı alınmış gibi hissettim. Bu konsolun eskisi kadar yukarıda olmamasıyla alakalı da olabilir ama bana göre bir tık daha böyle yukarı alınmış bu koltuklar. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi aracın süspansiyonlarında bir değişiklik yok arkadaşlar. Arkalar yine torsiyon olarak geliyor. Önler MacPherson olarak geliyor. İçerisine bindiğim zaman genel sürüş algısı olarak da eskisine göre bir farkı ciddi manada yok. Sadece düşük hızlarda biraz daha böyle rafine bir otomobil. 70 km hızlara kadar eskisine nazaran. Fakat böyle biraz yukarı doğru çıktığın zaman yine ufak tefek sesler gelmeye başlıyor eskisi gibi. Yine bununla beraber aracın ön camı biraz küçük geldi bana. Çünkü yeni otomobillerin tamamında ön camlar biraz büyük, böyle koca koca, ama bu da biraz daha yükseklik algısını artıran bir detay. Ve bu arabada gerçekten başka bir crossover'ın yanına geldiğimde eşit hissettim kendimi. O mutlu edici bir şey. Aracın süspansiyonları bu jantlarla beraber tabii ki sert yapıda arkadaşlar. Ama çalışma sesleri içeri gelmiyor. Sadece sert bir süspansiyon. Bazı otomobil firmalarının ürettiği otomobillerde süspansiyon hem sert oluyor hem sesli oluyor. Bunda sadece sert süspansiyonlarınız var, onu söyleyeyim. Görüş açıları muazzam güzel. Bu arka tarafta özellikle şu aynadan arka tarafı izlemesi gerçekten hoşuma gitti ve yan aynalarda gayet güzel hissettiriyor. Onun dışında donanım olarak dediğim gibi bazı şeyleri biraz böyle yetersiz buldum. Keşke en azından çarpışma önleme sistemi gibi sistemler bu otomobilde olsaydı daha güzel olurdu. Bunlarla övüyorduk yani, ama bunlar olmadığı zaman bir farkı olmadı açıkçası. Tıpkı 2019 ve 20 yılında Audi'nin getirdiği otomobiller gibi oldu. Yani birazcık orada politika benziyor gibime geldi açıkçası. Aracın arkadaşlar motor sesi gelmiyor. Gazlamanız lazım. Ciddi gazlamanız lazım motor sesi gelmesi için. Bak şöyle bir 4500'den sonra motor sesi duymaya başladım ben bu otomobilde. Rüzgar sesi yaklaşık 110'dan sonra geliyor ve yol sesi de yaklaşık 90 km'den sonra, 80-90 km'den sonra gelmeye başlıyor. Hani yalıtım olarak da yine B segmenti bir otomobil. Sadece T-Roc burada bir tık daha işte konsol tasarımıyla, görseliyle bir tık daha kaliteli bir hal almış kesinlikle diyebiliriz. O konuda bir sıkıntı yok. T-Roc'un koltukları gayet güzel. Yenilerde Volkswagen bence artık yıllar sonra bir Ar-Ge çalışması yapmış ve yeni otomobillerin koltuklarını önemsemiş. Eskiden hep aynı koltukları koyuyorlardı. O koltuklar çok güzel görsele ve kaliteye sahiplerdi ama uzun yolda o kadar iyi hissettirmiyorlardı. Ama bu koltuklar gerçekten daha muazzam, daha iyi hissettirir seviyeye gelmiş. Bu arada arkadaşlar aracın fiyatı 644 bin liradan başlıyor. Bu içerisinde bulunduğum R-Line versiyonu 773 bin liradan
satılıyor arkadaşlar. Tabi bu liste fiyatı üzerinde oynamalar, işte opsiyonlar, şunlar bunlar olabilir. Veya bayilerin yapacağı indirimler olabilir. Şu an liste fiyatı bu şekilde. Yani Volkswagen tarafı pek liste fiyatının üzerine satmıyor arabayı. Genelde liste fiyatına benzer fiyatlardan veya biraz altına da bazen bırakabiliyorlar. Onu da söylemiş olayım. Hava ciddi derecede bozdu ya. Yemin ediyorum yarım saat önce yazdı Kayseri. Şu an gerçekten böyle kışa girdik yani tekrar. Bakalım ne olacak. Şurada bir gazlamayı çok istiyorum. Fakat herhalde burada gösteremeyeceğiz. Az önceki gibi olsaydı çok güzel olacaktı. Bir gazlayacak yol bulmuştum burada ama havada bayağı yağışlı oldu. Neyse ben size burada aracın gidişini anlatayım. 8.6 saniye ciddi bir 0-100 değeri. Böyle yüksek bir otomobil için. Bunu da hissediyorsunuz. Gaza dokunduğunuz zaman alt devirlerde özellikle biraz böyle gaza sonuna kadar bastığınız zaman 250 Nm torku birden vermesiyle böyle bir yaslayarak yürüyorsunuz arabayla. Ciddi manada soluksuz da gidiyor. Yaklaşık 207 km saatte bu otomobilin son hızı var. Şöyle hatta ışıkta durmuşken ışık yandığında bir kalkalım değil mi? Şöyle bakalım size gösterelim nasıl gittiğini. Şöyle sport moduna da alayım. Bu şekilde göstermiş olalım. Aracın arkadaşlar yol tutuşundan bahsedecek olursak arkalar tabii torsiyon. Eski nesinde de söylemiştim. Sürüşü hala acayip zevkli bu otomobilin. Çok zevk alıyorsun kullanırken. Şehir içinde de şehir dışında da. Şehir dışında yükseltisiyle, motorunun kuvvetiyle, şehir içinde yine yükseltisi ve biraz küçük oluşuyla güvenli sürüş sağlıyor size. Gerçekten memnun edici bir sürüşü var. Hem şehir içinde hem şehir dışında aileyle birlikte işte eşinizle birlikte kullanacak bir araba arıyorsanız kesinlikle bu otomobil size göre. Uzun yolda da gerçekten muazzam güzel yol tutuyor ama arkası tabii ki şöyle bir kalkalım. Sesini de dinlettireyim size. Yüz. Ve arkası arkadaşlar çok böyle zorladığınız zaman açılabiliyor bu otomobilin. Yani o torsiyonu hissediyorsunuz biraz yüksekte de bir araba. O yüzden arka hafif böyle açılabiliyor. 0-100'de bu arada aradan çıkarmış olduk, halletmiş olduk. Ama bu dediğim gibi çok atraksiyonlu sürüşlerde oluyor. Normal sürüşlerde yapıştırıp gidebiliyorsunuz gayet rahat. Özellikle bu otomobile 140 civarında yolculuk yapması hayli zevkli oluyor. Tirok'un yakıt tüketimi şehir içinde yaklaşık 8,5-9 litre bandında. Çok gazlarsanız tabii üst sınırı yok. Yani yakabileceği kadar yakar. 12 litre, 13 litrelere çıkar. Ama şehir dışında yakıt tüketimi ise yaklaşık olarak 6,5-7 litrelerde arkadaşlar. Bunu 6'lara, 5,5'lara da çekmeniz mümkün. Ama ciddi manada tutumlu bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Ayağınızın altında yumurta varmış gibi davranmanız gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben yeni T-Roc'u beğendim. Tabii fiyatlar bu otomobilde de diğerlerinde de tamamında pahalı. Artık yapacak bir şey yok. B segmenti SUV modeller 600 binlerin üzerine çıkmaya başladı. İlk C segmenti otomobiller şöyle 600'lerin üzerine çıktığında yeni gelen arabalar itiraz ediyorduk ama bunları gördükten sonra da bakıyoruz bu diyoruz normalmiş, iyiymiş. Kaçırmışız diyoruz maalesef öyle oluyor. Bu otomobilde de öyle olacak. Bugün belki bundan bir sene sonra bu otomobilin satış fiyatı 1 milyon lira civarında olacak. Öyle gidiyor, öyle gözüküyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Oldukça güzel. Bu arada ACT bu otomobil. 2 silindir modu var. 2 silindir modunda da burada ekranda 2 silindir moduna geçti diyor. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Oldukça muazzam ilerliyor öyle olduğu zaman ve şey yapıyor. Devir böyle bazen binlere iniyor. Neredeyse yakıt yakmadan gidebiliyor. Süzülerek gidiyor. O da güzel bir detaydı. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kayseri Aykan'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle satış müdürümüz Kafkas Bey bize bu otomobillerin temininde ciddi yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videonun altına yorum bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.